Merhaba arkadaşlar, iyi çalışmalar herkese. Bir süredir hazırlamak istediğim bir video vardı. Bugün hazırlıyorum artık. SQL veri tabanlı bir proje nasıl setup haline getirilir? Hadi gelin başlayalım. Şimdi hem nasıl setup haline getirilir hem de ilgili bilgisayara nasıl kurulum yapılır? Yani o bir işte farklı bilgisayara taşınırken setup dosyası neler yapmamız gerekiyor? Bunların ikisini bir arada anlatacağım. Bir ders olacak. Şimdi şöyle, önce ben bir projemi çalıştırayım. Birazdan anlatacağım size. Projenin detaylarını göstermem gerekiyor ki siz de kendinize göre uyarlayın. Hani bu bizim nerede? Geçen sene Ege Üniversitesi'ne davet edildiğim C# veri tabanlı proje geliştirme workshop etkinliği kapsamında yapmış olduğumuz bir projenin bitmiş hali. Şöyle göstereyim sizlere nasıl bir proje olduğunu. Giriş modülünün bulunduğu, giriş modülünde öğretmen butonuna tıkladığımız zaman işte öğrencilerin buraya bilgilerini, buraya da sınav notlarını getirdiği, sınav notları üzerine hesaplama, güncelleme, işte öğrenci üzerine silme vesaire yaptığımız, ondan sonra ayrıca öğrencinin kendisine ait sınav notlarını da şuradan görüntülediği, sadece bir derse ait sınav notlarını görüntülediği 3 modülden oluşan bir proje. Giriş modülü, öğrenci modülü ve öğretmen modülü. Burada bulunan 3 modülümün 3'ünün de arkasında veri tabanı var. Yani tablolar ve işte veri tabanı sorguları mevcut. 3 modülün 3'ünde de. Şimdi ben basit bir proje üzerinden anlatacağım. Siz bunu kendi projelerinize göre uyarlayacaksınızdır eminim, hiç takılmadan. Şimdi şöyle, ilk olarak benim ne yapmam gerekiyor? İlk olarak veri tabanımın, şimdi şunu söyleyeyim önce. MS SQL'in şöyle bir hantallığı var. Başka bir bilgisayara MS SQL veri tabanında hazırlanmış olan bir proje kurulurken o bilgisayara MS SQL'in kendisinde kurulması gerekiyor. İşte bunu bulutla veya SQLite'la vesaire bir şekilde alternatif yöntemlerle çözebilirsiniz ama o bilgisayarı sunucu olarak kullanacak ve o bilgisayarda veri tabanları dursun istiyorsanız o zaman o bilgisayara da MS SQL'in kurulması gerekecek. Yani SQL Server Management Studio'nun kurulması ne olacak? Gerekecek. Bu bir. Şimdi kurdunuz. Tamam. Karşı bilgisayara SQL'e de kurdunuz. Artık o bilgisayara setup'ı işte yani kendi projenizi de bitirdiniz. Kendi projenizdeki hazırlamış olduğunuz setup dosyasını artık karşı bilgisayarda çalıştırmak istiyorsunuz. Kendi bilgisayarınız 1 numaralı bilgisayar olsun. Karşı bilgisayarda 2 numaralı bilgisayar olsun. Şimdi ilk yapmamız gereken şey şu. Proje 3 değil de 30 veya 300 formdan da veya sayfadan da oluşabilirdi. Bu hem masaüstü için hem web projeleri için geçerli bir durum. Şimdi ben ilk önce bir tane sınıf oluşturdum bu projede ve bu sınıf içerisine adres isminde bir değişken tanımlaması yaptım. Bu adres adlı değişkenim benim C sürücümde bulunan test ismindeki metin belgesini okuyor ve o metin belgesinin içindeki değeri adres isimli değişkene atıyor. Yani bu kod bile bu işe yarıyor. Artık C'nin içerisinde ne şey C'nin içinde bulunan test adlı metin belgesinin içinde ne yazıyorsa onların tamamı adres adlı değişkeninde tutuluyor. Şöyle C sürücüsüne bir gelin. Bakın burası benim C sürücüm. Bu sürücü içerisinde test adlı bir metin belgem var. Bu metin belgemi çift tıklıyorum. Bu metin belgesinin içerisinde ne var? Bu metin belgesinin içerisinde benim setup oluşturduktan sonra ilgili bilgisayarda veri tabanını nasıl okutacağımın şeyi var. Kısa bir yolu var. Şimdi ben bir setup oluşturacağım 1 numaralı bilgisayarda. Nasıl toparlayayım? Şöyle toparlayayım. Normalde ben bu projeyi yaparken projenin sonuna kadar ne yaptım ya da sizler ne yaptınız? Hep veri tabanı adresi olarak yani o connection'daki bağlantı nesnesinin değeri olarak hep kendi bilgisayarınızın sunucu adını yazdınız. Yani burayı. Ama karşı bilgisayardaki sunucu adı bu olmayacak. Farklı olacak. İşte bu noktada ne yapabilirsiniz? Bu noktada biz buranın ucunu açık bırakmak için şöyle bir yöntem tercih ediyoruz. Daha önce yaptığımız ticari otomasyonlarda da bu yöntemi kullandık ama C dizinine kullanmadık direkt. İlgili klasörün alt dizini olarak kullandık yolu. Ama ben biraz daha kolay olması açısından C dizini üzerinde göstereceğim. Şimdi bu test adlı metin belgem bu kısım herkeste sabittir. Yani bütün SQL projelerinde ne vardır? Bir data source vardır. Bir işte initial katalog vardır. Ondan sonra integrated security alanı vesaire vardır. Şimdi burada siz karşı bilgisayara şeyi kurarken setup dosyasını kurduktan sonra
kurduktan sonra bu metin belgesi dosyasını hani bazen şey diyor ya işte zip içerisinde çıkan dosyaları şuraya taşıyın işte. İsterseniz onu zaten setup içerisine ekleyebilirsiniz. O çok zor bir şey değil. Yani setup kurulurken form ilk yüklendiği anda bu metin belgesini C sürücüsüne kursun veya alt dizine kursun gibi bir ifade eklenebilir. O zor değil. Ama biraz daha manuel yaptığınızı varsayalım. Yani setup kurulurken işte beni oku kısmına şunu ekleyebilirsiniz. Bu metin belgesini C sürücüsüne kopyalayın. Örneğin. C sürücüsüne kopyalandıktan sonra ilgili bilgisayarda sadece ne olacak? Şurası değişecek. Buranın yerine ne yazılacak? Buranın yerine o bilgisayarın SQL sunucu ismi yazılacak. Tamam mı? Ondan sonra ben burayı kapatıyorum. Burayı kaydetmeden burayı kapattım. Geldim şimdi tekrar Visual Studio'ya. Artık adres adlı değişkeni ne yapıyor? O metin belgesinin içinde bulunan değerleri okuyor. Şimdi örneğin öğretmen şey öğrenci formuna geliyorum. Öğrenci formunun kod kısmında ne var? Şurada bağlantı sınıfımdan BGL isminde bir tane nesne türettim. Bağlantı sınıfımdan BGL isminde bir tane nesne türettim. Neden? Şu adres değişkenine ulaşmak için. Daha sonra da ne yaptım? Aşağıda BGL.adres diyerek bu bağlantıyla bunu ilişkilendirdim ve bu şekilde kullanmış oldum. Kaydetme işlemi bir tık daha farklı. Şöyle ki onu da göstereyim hemen. Kaydetme, silme ve güncelleme işlemlerinde. Örneğin kaydetme işleminde bu kez ne yaptım? İşte yine önce en yukarıda bağlantı sınıfından nesne türettim. Daha sonra kaydetme işleminde SQL Connection sınıfından işte John diye bir nesne türetip bu John'a değer olarak ne yaptım? Yukarıda türetmiş olduğum nesneden, yukarıda türetmiş olduğum nesneyle nesne aracılığıyla adres değişkenime ulaştım ve buranın içerisinde ne olmuş olduk? Şeyle parantezin içine o adresi doldurmuş olduk. O adres de nerede? Metin belgesinde tutmuş olduğumuz adres. Hani normalde biz şey yapıyoruz ya işte SQL Connection bağlantı eşittir New SQL Connection sonra parantezin çift tırnak içerisinde adresi yapıştır. İşte o adresi yapıştır kısmı yerine ne yaptım? Metin belgesi içerisinde bulunan adresi buraya taşıdım. Bunu da nasıl yaptım? Bir sınıf üzerinde oluşturmuş olduğum değişken aracılığıyla ve aynı işlemi arkadaşlar güncellemede de yaptım. Bu projenin silme kısmı yokmuş. Silmeyi yapmamışız. Sadece kaydetme ve güncelleme işlemleri mevcut. Bu şekilde daha sonra işte şuralarda bağlantıyı kapattım. Şurada açtım. Şurada kapattım. Aynı işlemi burada da işte buralarda da ne yaptım? O türetmiş olduğum SQL Connection'daki John adlı nesnemle de şuralarımı ilişkilendim. Hani biz normalde ne yapıyorduk? İşte insert into şu 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 şu. Sonra çift tırnak kapat virgül. Bağlantı deyip bağlantı ile ilişkilendiriyorduk. Bu kez bağlantıyla değil de şurada türetmiş olduğumuz John nesnesiyle ilişkilendirmiş olduk. Buraya kadar herhalde sorunuz yoktur. Şimdi sizin de projeniz içerisinde adresiniz eğer ki her formda ayrı ayrı adres değerleri varsa onları kaldırmanız gerekecek. Çünkü her formdaki ayrı ayrı adres değeri sizi çok yorar. Onun yerine sadece bir formda adres değeri tutulacak. O da zaten nereden? Dışarıdaki bir metin belgesinin içinden tutuluyor olacak. Ve daha sonra şuralarda işte adres değerlerini de ona göre düzenliyor olacaksınız. Sonra şimdi ben buraya devam ediyorum. File kısmından new project diyeceğim. Yeni bir proje olarak ekleyeceğim. Neyi? Setup eklentisini. Nerede? En altta Other Project Types'ta şurada Visual Studio Installer var. Visual Studio işte kurucusu. Ne kurucusu? Yapılan programın install edilmiş hali için bize neyi verdi? Bir eklenti verdi. Setup Project'i seçtim. Diyor ki yeni bir tane çözüm olarak mı oluşturacaksın? Hayır. Var olan bir çözümün içine ekleyeceğim. Yani bu projenin içerisine ekliyor olacağım. İsmi Setup 1 olsun mu? Olmasın. İsmi işte Ege Uni Not. Ege Üniversitesi'nin not sistemi olsun mu? Not Setup diyeyim. Ege Uni hatta Setup demeyeyim. Ege Uni Not diyelim. Okey dedim. Okey dedikten sonra şimdi beni şöyle bir arayüze attı. Bakın artık ne yaptı? Buraya bir Ege Uni Not diye bir alan geldi ve aynı zamanda masa üstüne de bakın şuraya Ege Uni Not alanında bir klasör geldi. Bu da benim setup alanımı içeriyor olacak. Sizde de direkt projenin içine gelecek bu. Şimdi şöyle Application Folder üzerine sağ tuş Add File diyorum. Buraya yeni bir tane dosya ekleyeceğim. Bu ekleyeceğim dosya şu olacak. Projem içerisindeki bin klasör içindeki debug klasör içindeki şuradaki dosyalar. Bu dosyaları aç dedim ve buraya eklemiş oldum. Bu dosyaları ekledi. Burada herhangi bir problem yok. Daha sonra Users Desktop var ya yani kullanıcının masaüstü. Kullanıcının masa üstüne setup oluşturulduktan sonra bir kısa yol oluşturulsun mu? Burada buna tıkladım. Geldim bu alana sağ tarafa. Sağ tuş Create New Shortcut. Hani bir kısa yol alanı oluşturalım. Kısa yolu nereden seçeceğim? Application Folder içinde bulunan şu Ege Notice Exe. Yani bu çalışacak kısa yol
çalıştığı zaman. Okey dedim. Okey dedikten sonra diyor ki ismi Shortcut to AgeNotice olsun mu? Shortcut to olmasın ama AgeNotice olabilir. Okey dedim. Onu da oluşturmuş oldum. Şurası da işte Users Programs menü. Hani şeye başlatma menüsüne gelsin falan. Onlar. Ondan sonra bir takım özellikler var. Burada onlara da buradan değişiklikler yapabilirsiniz. İşte şeyler ekleniyor. Setup içerisinde başlık ekleniyor, dil ekleniyor. Ondan sonra yazar ekleniyor vesaire. Ben onlara hiç girmeyeceğim. Sadece setup kısmını göstereceğim. Onların detaylı halini YouTube'da veri tabanlı setup videosunu anlatmıştım. 63. dersimiz olması gerekiyor 100 derslik serinin. Oraya bakabilirsiniz. Sonra Solution Explorer'a geldim arkadaşlar. Şurada önce Ege Uninotu build edelim. Yani proje içerisinde artık bunları dahil edelim. Bu bir. Bunu dahil etsin. Bu bir. Building file diyor. Projeleri dahil ediyor. İşte oluşturuyor. Bitmek üzere. Ve bitti. Bu bir. İki. Bir de projenin kendisini komple build edelim. Solution üzerinde sağ tuş build solution. Projenin kendisini bu şekilde build etmiş oldum. Artık tamamladım. Burayı artık kapatabilirim. Visual Studio'yu kapattım. Şimdi Visual Studio ile işim bitti. Setup'ı yaptınız. Setup nerede? Bakın setup şurada. Ege Uni not yazan kısım. Yani şu benim artık setup'ım. Buna çift tıkladım bakın. Bunun içerisinde debağın içerisinde Ege Uni not ve setup diye iki tane alan var. Ben şunu kuracağım birazdan. Şu anda kurmadım. Birazdan kuruyor olacağım. Ama kurmadan önce yapmamız gereken bir şey daha var. Şimdi biz peki hocam veri tabanları nerede? Veri tabanlarını almadık daha. Veri tabanlarını da alacağız. Hani başlangıçta biz metin belgesini ekledik ya C sürücüsüne. Bir de veri tabanlarını da eklememiz gerekiyor. Ne? İlgili bilgisayarın SQL'inde dataların tutulduğu alan. Orası neresi? Orası da şurası. Şöyle ki yerel disk C'de program files'a gidiyorum. Buradan Microsoft SQL Server'a gittim. Buradan en alttaki klasörüme geldim. Sürüm farkına göre isimleri değişiklik gösterebilir. MS SQL'e geldim. Buradan data klasörüne geldim. Data klasörün içinde benim bütün veri tabanlarım mevcut. Şimdi benim veri tabanım ismi neydi? AgeNotice'ti. Eğer ki burada olmasaydı ki ben dersten önce çıkarmıştım zaten. Kopyalamıştım masa üstüne. AgeNotice'e geliyorum şöyle. Bakın nerede? Şurada. Şu iki klasörü sağ tuş kopyala diyeceğim. Kopyala dedikten sonra işte flash'a veya drive'a nereye taşıyacaksanız artık oraya yapıştırın. Daha sonra diyelim ki hani o şeyleri veri tabanlarını da taşıdınız masa üstüne. Ama masa üstünde kopyalama işlemi yapabilmek için SQL'in hizmetler menüsünden şurada hizmetler yazılması başlangıcı şu pencere açılacak. Buradan SQL Server'ın sağ tuş durdur demeniz gerekiyor. Kopyalama ve yapıştırma işlemlerinde SQL'in arka planda durdurulması gerekiyor. Durdurdunuz, kopyalama işlemini yaptınız. Ondan sonra artık masa üstünüzde iki tane neyiniz var? Veri tabanı alanınız mevcut. Şimdi bunların ne olması gerekiyor? Setup kurulmadan önce ilgili bilgisayarın işte şeyine SQL alanına kurulması gerekiyor. Bunu nasıl yapacaksınız? Aynı şekilde kopyaladınız bu kere. Kopyaladığınız alanı geleceksiniz. Şurada data üzerine sağ tuş deyip yapıştıra tıklayacaksınız. Ve yapıştırarak buraya ne yapacak? Onları atacak. Ama şöyle bir dipnot var. Yapıştırdıktan sonra hemen gelmiyor. Gelmesi için de bir atak işlemi yapmanız gerekiyor. Onun için de şöyle database alanına sağ tuş atak. Yani bu artık hangisine iki nolu bilgisayarda yani karşı bilgisayarda atak yapacaksınız. Atak dedikten sonra şuradan add butonuna tıklayıp buradan neye atak yapmak istiyorsunuz? İşte geliyorum ben buraya AgeNotice'i bulacağım. Nerede? AgeNotice şurada. Okey diyeceksiniz. Okey dedikten sonra bir kere daha okey dediğiniz zaman artık karşı bilgisayarın veri tabanında MS SQL'inde o göndermiş olduğunuz veri tabanları tanımlı hale gelecek. Tanımladık. Buraya kadar bir problem yok. Sonra geldim setup oluşturmaya. Zaten buraya kadar yaptıysanız artık geriye bir şey kalmıyor. İşte bir de C sürücüsü içerisine test adlı metin belgesini atmayı unutmayın. Bu çok önemli. Ve buraya da işte o kurmuş olduğunuz bilgisayarın şuraya sunucu adresini yapıştırmanız gerekiyor. Sonra AgeNotice'e geldim. Şöyle neydi? Şu AgeUninote debug. Buradan AgeUninote'a çift tıkladım. Installer'ı kuruyor. Bunlar da değiştirilebilir. Biraz böyle arayüz alanında değiştirilebilir. İleri dedim ondan sonra ileri dedim ve evet dedim ve son olarak kurdu mu? Kurdu gibi close dedim. Geldim masa üstüne. Bakın şuraya geldim. Bu ikon falan da eklenebilirdi. Çok uzatmak istemedim. Zaten uzunca bir ders oldu. AgeNotice'e çift tıkladım. Bakalım açılacak mı? Öğretmene tıkladım. Bakın bu şekilde artık ne yaptı? Setup üzerinde çalışıyor. Ben şu an o veri tabanlarını
ve metin belgesini başka bilgisayara taşıdığım zaman bu da geliyor olacak. Hocam peki kodları nasıl gizleriz? Onlar da başka bir videoda. Umarım sizler de sorunsuz bir şekilde setup'ı gerçekleştirirsiniz. Sorunuz olursa mesela şuradaki ikonda değiştirilebilir. Onlar özellikler penceresinden değiştirilebilecek başlıklar. Bir sonraki derste görüşmek dileğiyle iyi çalışmalar diliyorum. Hoşçakalın.